Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami arkadaşlar. Herkese merhabalar. Örnek bir aracımız var ve sizleri de uyarmak istiyorum. Şimdi bu aracımız arkadaş ilandan beğenmiş ve getirdi. Aracımızda daha başlamadık. Herhangi bir sorun var veya bilmiyoruz. Nasıl bir olay var? Ben size bunu anlatacağım ve araç satarken ve alırken dikkat edin arkadaşlar. Şimdi araç sahibi başka biriyle il dışından konuşuyor. Abi diyor, bu araba benim arabaya çok benziyor diyor. Ben bu arabayı senden almak istiyorum diyor. Tamam kardeşim, almak istiyorsan o zaman anlaşalım diyor. Sana vereyim diyor. Abi diyor, benim diyor İzmit'te tanıdığım var diyor. Senin arabayı diyor o bakıtacak diyor. Ona göre anlaşırsak diyor ben diyor arabayı alacağım diyor. Tamam kardeşim diyor, arkadaşım beni arasın diyor. İl dışındaki bu adam sonra İzmit'te başka birine, abi diyor elimde bir araba var diyor, Clio diyor. Uygun fiyata alır mısın diyor. Alırım kardeşim diyor, niye almayayım diyor. Baktıralım diyor, alır mısın diyor. Ben diyor piyasanın diyor işte 80 bin 100 bin aşağısına vereceğim diyor. Ama yalnız diyor araba ben il dışında olduğum için diyor amcaoğlu diyor sana arabayı getirecek diyor. Bakacaksın diyor. Eğer beğenirsen diyor, fiyatta anlaşırsak diyor, parayı bana havale et diyor. Parayı ona verme diyor, satış o sana verecek diyor. Tamam kardeşim diyor, öyle bir şey varsa diyor, ruhsat da senin üstüne ise problem yok. Yok yok abi, ruhsat benim üstüme diyor, sıkıntı yok. Ben diyor il dışında olduğum için diyor gelemiyorum diyor, amca çocuğum getirecek arabayı diyor. Neyse araba bir şekilde bize geliyor ve getiriyorlar. Arabaya bakmaya başlayacaktık. Ondan sonra araç sahibi dedi ki kardeşim dedi, böyle böyle dedi, arabayı siz mi alırsınız dedi. Evet abi dedi, tamam abi dedi, ona göre dedi baktıralım dedi. Tam bakma esnasında baktı ki telefondaki isimle ruhsattaki isim birbirini tutmuyor. Yani adam il dışındaki o adam diyor ki ben Ahmet, arabadaki isimle ruhsattaki isim Fatih, sallıyorum. Kardeşim diyor, bu araba sahibi sen misin? Hakkari'deki olan arkadaş mı diyor. Benim diyor, diyor amca çocuğun değil mi diyor. Yo diyor. Abi diyor bana böyle böyle dedi diyor. Satışı verecek sana, parayı bana göresin diyor. Olur mu kardeşim, ne ben de seni alacak zannediyorum diyor o diyor. Yani bir dalavere yapıyorlar, parayı direkt istiyor, satışı bu verecek diyorlar. Arkadaşlar şimdi buna gelmek istiyorum. Siz araç alırken veya satarken arabayı kimden alıyorsunuz? Ahmet'ten mi alıyorsunuz? Parayı Ahmet'in IBAN'ına göndermeye çalışın. Ahmet'ten alıp da Mehmet'e göndermeyin. Niye? Yarın öbür gün size mahkeme açarlar. Ya işte benim hesaplarımda icra var, ben satışı sana vereyim, sen parayı diyor başkası hesabına gönder. Şimdi şöyle bir örnek vereyim ben size. Ben diyelim arabayı alacağım. Satıcı Mehmet. Mehmet diyor ki bana, kardeşim benim hesabımda icra var, ben satışı vereyim, sen benim bu parayı başkasının hesabına gönder. Sakın böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Böyle bir örnek olay var, ben size anlatayım. Bir gün biz burada bir araba baktık. Arabayı baktıktan sonra ilan başlığına satıcı yazmış ki icradan dolayı satılık. Yani icralık oldum, bu yüzden fiyatı uygun tuttum satıyorum. Araba geldi bize, baktık dediği gibi çıktı. Notere gidiyorlar. Adam satışı veriyor. Diyor ki benim hesabımda diyor icra var. O yüzden sen bu parayı diyor atıyorum şu hesaba gönder. Bu hesaba gönderiyor. Alıcı adam arabayı alıyor, gidiyor. 3 gün sonra eline icra kağıdı geliyor. Bakıyor, ben bu araba parası ödedim. Satıcı diyor ki ben parayı almadan satışı yaptılar. Bu şekilde beni dolandırdılar. IBAN'a attılar veya atmadılar. Ben IBAN verdim, benim IBAN'a parayı atmadılar. Hesaptan çektiler gibi yalan dalaver yapıyorlar. Sonra olay anlaşılıyor ki satıcı bu şekilde tezgah yapıp milleti dolandırıyormuş arkadaşlar. Yabancı birinin hesabına parayı göndererek, parayı almadım diyerek bu şekilde insanları dolandırıyorlarmış. Size kısa ve öz bir şey söyleyeyim. Arabayı satın aldığınızda aracın ruhsat sahibi kim? Ahmet mi? Mustafa mı? Kimse onun hesabına atın. Fatma'ya, Şükrü'ye, halaya bilmem neye göndermeyin arkadaşlar. Yoksa arabanızdan dolusunuz, paranızdan dolusunuz. Bu mahkeme 2 sene sürdü ama sonuçlandı. Kazandılar mahkemeyi ama 2 sene ne arabaya binebiliyorsunuz ne parayı alabiliyorsunuz. Örnek bir video için çektim. Dikkat edin. Kapora gönderirken dikkat edin. Ruhsatlara çok aldanmayın. Ruhsat gönderirler, başkasının ruhsatını oynarlar. Bu şekilde yaparlar. Sami abi, biz bu arabayı alacağız, nasıl güveneceğiz? Güvenilir firmalardan almaya çalışın. Alsatçılar var böyle sahtekarlık yapan, hepsi bir değil. Bazı alsatçılar var, dolandırıcılık yapıyor. Kaporacılar var. Bunlara dikkat edin. Bilgilendirme videosu çektim. Böyle yine örnek videolarımız gelecek. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.